Tabii işler kötü gitmeye başlayınca biraz evvel bu hoca meselesini konuştuk ya. O Raycard gitmeden bir 15 gün önceydi tahmin ediyorum. Hüseyin Adnan Polat bir televizyon programında dedi ki ben bir yıl daha mukabelesini uzatmak için teklif yaptım. Ne olursa olsun gitmeyecek. Arkasındayız. Bak bunu unutmayın. Spor programı sunuyorsunuz. Arkasındayız. Hocamızın dedikleri andan itibaren bir günle 15 gün maksimum arasında o gidicidir, tamam mı? Veya bir oyuncuyla ilgili arkasındayız. Bu şeydir yani güle güle. Tabii Adnan yani yolcu Polat etmek da, anlamında. Tabii hani biletleri falan hazırlayın ondan sonra. Bunu Adnan Polat göndereceğim diye söylemedi Raycard'la ilgili. Ama ortam öyle bir hale getiriyor ki sizi. Kim gidecek? Transfer bitmiş. Oyuncu alamıyorsun. İdareci gider mi? Aslan gibi yerinde oturuyor. Hepsini her şeyi yapıyor bu bizim idarecilerimiz. Zaten kim kaldı geriye? Malzemeciyi kovacak hali yok. Bu hoca gitsin yerine başkası gelsin. Raycard gitti. Raycard gittiği anda da Avrupa'dan böyle çok önemli bir hoca da getirsen bir şey değiştirmeyecek. Bir de bulamıyorsun arada. Yani ligin arası da değil. Başlamış 3-5 hafta olmuş, transfer bitmiş. Büyük hocalar gelirken diyor ki transfer bütçen kaç para? Yani bana ne ayırıyorsun ki ben ona göre oyuncular alayım. Başarılı olmak istiyor. Ne yaptılar? Hacı'yı getirdiler. Yapabilecekleri tek bir hamleydi o zaten. Hani o anda kim olsa Hacı'yı getirirdi. Ama Hacı'yı getirdiğin zaman ben Hacı'nın yerine olsam o ortamda Galatasaray'a gelmezdim. Ama tabii Hacı'ya bakıyorsunuz inanılmaz bir futbol kariyeri. Benim dünyada seyrettiğim, bütün dünyada bugüne kadar seyrettiğim 10 tane oyuncu saysam yani Hacı yukarılardadır, 10'da bile yukarılardadır. Geldi Galatasaray'da öyle bir şeyler yaptı ki bir daha ne öyle bir oyuncu gelir ne de öyle bir şey olur yani Türkiye'de. Ben inanmıyorum, o kadar da beğendiğim bir oyuncudur Hacı. Ama teknik direktörlüğe başladıktan sonra ki kariyerine baktığımızda aynı şeyi göremiyoruz. Bir Galatasaray macerası var arada, bir Türkiye Kupası var gerçi o arada ama istenilen durumda değil, gönderildi. Şimdi geldi. Hacı geldi, dedi ki ya ne oluyor bu Türkiye Ligi, ne olmuş böyle, biraz değişmiş çünkü Hacı'nın zamandaki kaliteyle şimdiki kalite arasında ciddi fark var. Yani Galatasaray'ın iyi oynadığı kadroya bakın. Kalede Tafarel, şimdiki kalecilere bakın. O zaman stoperde Popescu'lar oynuyordu. Sağ bek Fatih oynuyordu veya Ümit oynuyordu. Sol bek Hakan, Ergun yedekti. Hani orta sahada Hacı oynuyordu, oyun kurucu. Arkasındaki üçlü dörtlü Tugay, Suat, Okan, Emre. Hani onlar şey pozisyonda oynuyordu. Top alıp kapan, Hacı'ya veren. Forvete bakıyorsunuz o zamanki forvete. Hakan Şükürler, İliyeler falan. Arif'i, gariban çocuğu şey saymıyorlardı yani. Böyle yıldız sayılmıyordu Arif. Türkiye Ligi'nde gol kralı olmuş bir adamdır. Abi şimdiki kadroya bakın. Bunu anlatmak için söylüyorum. Yoksa şimdiki kardeşlerimizi kırmak istemiyorum. Ama Galatasaray'ın şu andaki oyuncu kalitesi değil Hacı. Mourinho'yu getirseniz, bir de yanına 8 tane de Alex Ferguson koysanız, şu kadro şampiyon olamaz. Şampiyonluğa da oynayamaz.